LYS için son dönemece girdik çocuklar. Çok stresli ve yoğun bir dönem içinde olduğunuzun farkındayım. İsterseniz biraz da gelecek planlarınızdan bahsedelim. Ne dersiniz? Vallahi hocam annem benim adıma bütün planları yapıyor. Gireceğim bölüme de annen karar veriyor galiba. Yani ilkokuldan beri belli ne okuyacağım. Uluslararası ilişkiler. İstiyorsun yani. Yani daha parlak bir fikrim yok değil. Ben İngilizce işletme okumaya karar verdim. Hem de bilinçli seçimim. Hem İngilizce hem işletme. Bence önce bir beyin nakli yaptır istersen canısı. Zira bilinçli bir hedef değil senin için. Sana ne be? Kazanacağım işte. Çocuklar yapmayın. Meğercim arkadaşınla dalga geçmeyi bırak. Sen nereyi istiyorsun? Hocam ben çok şanslı biriyim aslında. Ya doğuştan yetenekliyim. Bu ayrıcalıklı bir şey. Ben konservatuara gitmek istiyorum. Süper. Kaderse? Hocam ben Meral kadar şanslı değilim. Yani üniversiteyi kazanamazsak bizi yurtta da tutmazlar. Belki bir iki arkadaş ev tutarız diyoruz. Genelde öyle yapıyorlar. İşte ankötörlük yapıyorlar, tezgahtarlık. Hatta gündeliğe giden bile var. Yani öyle bir şekilde halledeceğiz. Ay üzülme ya. Ben annemle konuşurum. Bizim evde işe alırız seni. Özel hizmetçi mi olursun? Nasıl fikir? Lütfen. Haklıyım ama hocam. Bak arkadaşlarımla düzgün konuş yoksa seni döverim. Hocam benim karnım çok ağrıyor. Eve gidebilir miyim? Tabii Defne'cim. Müdür Deniz'in alman gerekiyor. Tamam. Defne. İstersen ben de gelirim seninle. Gerek yok ya. Dinlenince geçer. Defne. Ne oldu kızım? Niye çıktın dersen? Anne ya karnım çok ağrıyor da müdürden izin alıp eve gideceğim. Ay yediğim bir şey mi dokundu acaba? Hay Allah. Tamam bak evde hemen ıhlamur kaynat kendine. Ben de işimi bitir bitirmez gelirim anneciğim. Tamam. Geçmiş olsun kuzu. Sağ ol anne. Anladım Nazan Hanım. Saygısız. Şimdiden benzemişsin onlara. Kızlar, bunun annesi mi ölmüştü, babası mı? İkisi de babası annesi. Vay be, yetimhane gücü. Bizi partisine almayan kız değil mi? Yani. Fısıldaşmanıza gerek yok. Evet, babam kendini vurdu. Ama önce annemin işini bitirdi. Ne oldu? Tırsın mı? Ha? Kimse istemedi beni. Ben de yetimhaneye düştüm. Ne acıklı hikaye değil mi? Söylesene. Üzüldün mü benim için ha? Şaşırdınız mı? Acıdınız mı bana? Konuşsana! Ya biriniz konuşsun be! Ya eskiden hiçbiriniz benden ayrılmazsınız. Cemre çok eğlenceli, Cemre çok havalı. Hadi Cemre de gelsin partiye. Ne oldu? Ne oldu ha, ne oldu? Şimdi böyle mi olduk? Bir tek benim mi başıma geliyor bunlar? Sen, senin baban Metin'si koynunda kalp krizi geçirmedi mi? Hayır, yok öyle bir şey. Sen kendini kandırmaya devam et. Herkes neyin ne olduğunu biliyor da yüzüne söyleyeyim. O kadar iğrençsiniz ki. Hepinizden nefret ediyorum. Şaka gibi ya. Bayağı bayağı yetimhanede mi kalıyor şimdi? Evet, bunlarla. Ya kimse istememiş bunu, akrabaları falan. Ya bu da mecburen işte. Yazık. Defne yeter. Ya yalan mı? Abin kızdı vallahi. Ha ne abisi be? Sadece 5 dakika büyük benden. Ya Cemre'ler acayip zengin değil miydi? Ya mal mısın kızım? İflas etmiş diyorum. Bir kuruşu bile yok kızım. Şş, geldi. Burası dolu. Dolu mu? Benim yanımda Merve oturuyor artık. İzin verirsen. Cemre gel yanıma otur.
Canım, bak yetimhane kızları şu tarafa. Değil mi abi? Cemre. Gelsene. Sen nereye? Ulan adam mısınız siz be? Ben sizin arkadaşlığınıza tüküreyim. Allah Allah. Biz mi suçlu olduk şimdi? Biz mi öldürdük abi annenizi babanızı? Biz mi bıraktık sizi yetimhaneye? Kes lan. Bak seni döverim ha Songül. Boş ver. Bu arada arkadaşlar biliyor muydunuz? Bazılarının annesi elinden tutup getiriyormuş yetimhaneye. Derler ya evlat olsa sevilmez diye. Öyle bir şey galiba. Ulan ben seni gebertirim ha. Gebertirim seni. Arkadaşına nasıl konuşuyorsun lan? Gebertirim ben seni. Şunlara bakar mısın ya? Songül. Niye kızıyorsun? Var öyle anneler. Doğru söylüyor. Bak haksız değilim işte. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Geberteceğim. Öldüreceğim seni. Bırakırsanız öldürür vallahi. Demedi demeyin. Lan bırak. Bırakmıyorum lan. Bırakmıyorum. Ne yapıyorsun? Öldürürüm seni. Öldürürüm. Anlıyor musun? Alın. Alın. Alın şunu. Kesin be gerizekalı. Yemin ediyorum. Ter. Siz ikiniz doğru müdür beyin odasına. Ne gülüyorsun lan? Cemre başın sağ olsun. Defne adına da özür dilerim. Annen onu artık Nazan Hanım dememi istiyor. Kafa yiymiş bunlar ya. Cemre. Biliyorsun değil mi ben her zaman senin yanındayım. Ne oluyor ya? Sen acıyor musun bana? Bak Serkan sakın bana bunu yapma. Sakın. Cemre. Biz arkadaş değil miyiz? Bırak. Cemre. Serkan. Ne kadar acı çektiğini görmüyor musun? Rahat bırak onu. Konuşmaya çalışıyordum. Eylül, ağladın mı sen? Sana ne? İyilik meleği falan mı sanıyorsun sen kendini? Kızları böyle mi avutuyorsun? Sordum sadece. Sorma. O kızı da rahat bırak. Eylül, Cemre benim eski arkadaşım. Eski? Yetimhaneye düşünce eski mi oldu? Ya o anlamda söylemedim. Hem sen niye benim üstüme bu kadar geliyorsun ki? Ya siz bize iftira attınız. Ben hiçbir şey söylemedim. Tamam mı? Yemin ederim ki hiçbir şey söylemedim. Bu daha fena ya. Bir korkak gibi sussun. Tamam. Sustum, haklısın. Ama ben senin sandığın kadar kötü birisi değilim. Beni tanıyınca anlayacaksın. Seni tanımak istemiyorum. Senden de, o arkadaşlarımdan da nefret ediyorum. Niye takip ediyorsun sen beni? Eylül, sınıfa gidiyorum. Ben de aynı sınıftayım, değil mi? İyi, tamam. Defne, nasılsın? Bak, ders notlarını temize çıkardım. Sen şimdi bunlarla uğraşma. Ödevlerini yaptım ben de. Defne, eğer istiyorsan okuldan sonra beraber çalışabiliriz. Gerek yok. Kantine gideceğim. Bir şeyler ister misin?
Ne oluyor be? Acıyor musunuz kızım siz bana? Aklınızı mı yediniz siz? Evet, babam öldü. Ama ben sizden biri değilim. Anladınız mı? Annem de var. Üstelik param da var. Kendinize gelin. Seni bu kadar sinirlendirecek ne yaptık Defne? Biz sadece acını paylaşmaya çalıştık. Gerek yok. Sizinle paylaşacak bir şeyim yok benim. İşinize bakın. Gerçi senin de derdin ayrı tabii. Ne derdin varmış benim? Bana iyi davranarak babamı sen de söylemeye çalıştığını öğreneceksin değil mi? Ne alakası var Defne? Gerçi öğrenmek istemiyor musun? Evet, istiyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama bunu o kadar çok tekrarladın ki. Defne, benden ne saklıyorsun? Tevfik amca bana ne diyecekti? Bana gerçeği söyler misin? Söylersen bütün hayatın değişir biliyor musun? Babam da öyle isterdi. Baban ne isterdi? Rüyamda seni gördüm. Sen zengindin, ben fakir. Ne yapacaksın öyle olunca? Bu sefer sen mi beni temizliğe çağıracaksın? Defne, ben öyle bir şey sana yapmam. Bunu sen de biliyorsun. Ama ne olur bana gerçeği söyler misin? Tevfik amca bana ne diyecekti? Hiçbir şey. Sana gerçeği söyleyeyim mi Cemre? Sen kimsesiz ve beş parasız. Babam sana acıyordu. Sen kendine gelecek kurabildiği eline 3-5 kuruş verecekti, o kadar. O yüzden sana geliyordu. Boşa heveslenme yani. Bütün hikaye bu. Benim öyle bir hevesim yok zaten Defne. Sana o kadar acıyorum ki. O kadar kötü bir insansın ki. Hayatında hiçbir zaman mutlu olamayacaksın. Yok artık. Defne mi bu? Ta kendisi. Nasıl çıktı bu ya? Cemre. Defne. Sen nasıl çıktın içeriden? Ya nasıl olacak? Para yedirmiştir birilerine. Ben biliyorsunuz dur diye düşünmüştüm. Cemre söylemedi mi? Neyi? Cemre şikayetini geri aldı. Çünkü suçsuzum. Bir melek kadar masumum yani. Cemre, doğru mu bu? Neden şikayetini geri aldın? Acıdım çünkü. Acıdın mı? Bu manyak sana neler yaptı? Sen de ona acıdın mı? Vallahi bebişim, ben senin ikincisin diye takdir ediyordum ama sen diyeceğine bu eziklere benzedin ya. Ya siz hiç laftan anlamıyor musunuz? Bir tokat yediğinizde diğer yanağınızı mı çeviriyorsunuz ya? Yeter artık ama. Meral bu sefer haklı Cemre. Yani yaptığın çok büyük bir salaklık. Kızım, Defne insanı bu. İyilikten anlıyor falan desem neyse. Yani diyecek bir şey bulamıyorum sana. Demek Özlem Hanım bundan sonra sende kalacakmış. Kalsın tabii senin evinde, kalsın da dünyanın kaç bucak olduğunu görsün hanımefendi. Ne demek istediğinizi anlamadım, pardon. Ne varmış ki benim evimde?
Ne yok desek daha doğru Feride. Bir kere evinin düzeni yok. Yani Özlem Hanım annesinin evindeki rahatlığı, düzeni senin evinde bulacağını zannediyor ama çok yanılıyor, çok. Ben bir kere Özlem'i ev arkadaşı olarak rahat ettireceğim. Ben gayet de eminim Neriman Hanım. Ne diyorum ben? Aman nerede kalırsa kalsın. Ne hali varsa görsün. Bu saatten sonra karışmıyorum artık. Nerede istiyorsa orada kalsın. Karışmıyorum. Nasıl istiyorsa öyle yapsın. Yapmayın Neriman Hanım. Şimdi bocalamışsındır sen bir dışarı çıkınca. Alışmak zor oldu mu? Nasıl tipler var içeride? Böyle küfür edip saldırıyorlar mı? Kızım gerizekalı mısınız ya? Yok öyle bir şey. Bizim gibi kızlar var işte. Hem kötü de değiller. Arkadaş falan mı oldun onlarla? Ha, arkadaş oldum. Mal mısınız ya? Lan kıza bak ya, sanki tatil anılarını anlatıyor. Bu ne rahatlık? Gıcık şey ya. Bu zenginler niye her şeyden böyle kolaylıkla yırtıyor? Onu Defne'ye özgürlüğünü hediye eden kişiye soracaksın canısı. Gelip yanına bir teşekkür bile etmedi, farkında mısın? Ha niye etsin? Ya Defne bu Defne. Ya görmüyor musunuz takılar, çanta falan? Oh şık. Sanki hapisten çıkmadı da defileden geliyor gibi. Kanka bu Defne mi, ben mi yanlış görüyorum? Yok yok, doğru görüyorsun. O. Songül. Hayırdır, ne oluyor? Bana ne soruyorsun? Git kız arkadaşına sor. Evet ya, Gökhan'ı çok seviyordu. Ya ben de seviyordum. Bana niye başsağlığı dilemiyorsunuz? İyi de onlar sevgiliydi. Ben de Gökhan'a yakınım, tamam mı? Hatta onu daha çok seviyordum. Cemre. Cemre. İyi misin? İyiyim. Cemre. Biz gidiyoruz. Tamam. Cemre kendini ne çabuk toparladı değil mi? Evet ya, ben de şaşırdım. Ama benim gözüm hep üzerinde. Sizin de öyle olsun. Aynen. Ben iyi değilim. Ya Gökhan'ın öldüğünü kabullenemiyorum. Defne, o hala yanımızda. Sen sakın üzülme, tamam mı? O bizi bırakmadı. Ne diyorsun Cemre? Ya Gökhan öldü, o artık yok. Ya hayvanın teki çarptı ve öldü. Defne tamam, sakin ol. Ya bulacağız. Gerekirse sokak sokak gezeceğiz. Ya belki gören biri olmuştur. Tamam mı? Tamam. Songül! Buradayız. Eylül, istiyorsan gitmeyebiliriz. Yok, gidelim. Kızlar. Annem bana harçlık verdi. İsterseniz de çay ısmarlayabilirim. Olur kız Meral. Bir anne çay içelim bakalım. Ben de sana yardım edeyim. Aşkların bir tanesi, gel buraya. Ya bir dur Güney. Ne yapıyorsun oğlum, misbet yapar gibi? Pardon ya. Ya ben bir şey diyeceğim ya. Siz bu kavga işini fazla uzatmadınız mı? Barışsanız ya artık. Ne haber Eylül? Nasılsın? İyiyim. Ya Serkan, ben bunu sana vermek istiyorum. Eylül, öyle şey mi olur ya? Yani şimdi hediyelerimizi birbirimize mi verelim? İyi tamam. Ben de senin ördüğün atkıyı geri getireyim o zaman sana. Olur mu öyle şey? Yok. O sende kalsın. Tamam, o da sende kalacak o zaman. Serkan al şunu lütfen. Ya Eylül, yalnız bu pek hoş olmadı bence de. Güney, sen bizim neden ayrıldığımızı biliyor musun?
Eylül, biz ayrıldık mı? Evet. Ben bana inanmayan biriyle sevgili olmak istemiyorum. Ya gözümle gördüm ya mesajı. Ya hala mesaj diyorsun Serkan. Zeyno attı dedik ya sana. Ya neden olduğunu anlamaya çalışıyorum Songül. Neden? Niye böyle bir şey yapsın ki Zeyno? Bu arada evet, o mesaj muhabbetini ben de biliyorum. Yani mantıklı düşündüğün zaman Zeyno niye böyle bir şey yapsın abi? Ya nereden bilelim oğlum? Gidip kendine sor. Ayrıca sen niye karışıyorsun Güney? Bak sakın Serkan'ı savunma. Bu konuda kesinlikle haksız. Ya tamam da Eylül'de çok haklı sayılmaz yani. İnsan sevgilisiyle bir kere kavga etti diye hemen ayrılır mı abi? Biz böyleyiz oğlum. Biz gururlu kızlarız. Ulan sizler de ne kızlarmışsınız be arkadaş. Bir gururdur gidiyor. Bitmedi gitti anasını satayım ha. Ne diyorsun sen be? Doğru konuş. Songül, bağırıp durma bana insanların içinde. Devamlı çocuk gibi azarlamandan bıktım artık, haberin olsun. Kolayı var sevgili. Ayrılırsın, olur biter. İşinize gelmeyince hemen ayrılırız zaten değil mi? Allah Allah. Oğlum bunlar böyle işte. Çiçek ya bunlar. Hiçbir lafa gelemiyorlar. Hemen kırılıp gücenme. Ne oldu Güney? Songül nereye gitti? Ne bileyim, gitti işte. Ayrıca giderse de gitsin, bana ne? Allah Allah. Ne yapıyorsunuz? Vay. İyi. Senden ne haber? Sinemaya gideceğiz dediğiniz gece bu kez Olar'la karakola düşmüşsünüz. Ne alakası var kızım, ne karakola? Serkan anlattı her şeyi. Sen hangisine yürüdün? Buna mı? Ha, nasıl? Güzel kız ama değil mi? Çok zevksizsin. Bak Defne, bunlar aramızda kalacak tamam mı? Kimseye söyleme. Yo, her şeyi anlatacağım. Yetimhane kızlarıyla takılmış bu gerizekalılar diyeceğim. Sonra polis... Şşşt lan bir sus. Bağırma. Tamam bak, ne istersen yaparım. Ama kimseye anlatmak yok, tamam? Al şu çantamı sınıfa götür hemen. Ay yok artık. Güney. Bana ne oğlum, götür. Öter vallahi biliyorsun. Hadi hadi. Ulan Güney. Hiç acımıyorsun değil mi bu çocuğa? Yok. O değil de en güzelleri bu, biliyor musun? Ay aptalsın sen ya. Ne? Burak, sende Türkçe notları var mı? Kızım mal mısın ya? Bende ineğe benzer bir hal mi var? Olacak mı? Olacak. abi, sen ne yaptın ya? Ha? Oğlum yaktın lan bizi. Defne her şeyi öğrenmiş. Oğlum babama anlatıyordum, duymuş işte, ne yapayım? Bravo abi, bravo. Cenk, ayakkabın bağı çözüldü. Koş hadi hemen bağla. Gördün değil mi abi? Kölesi ettin beni abi. Sakka adam, bekletme. Hadi, hadi hadi. Gel, prensesim benim. Geldim. Cenk açın. Aferin sana, aferin. Defne yapma, yapma, yapma. Yapma, yapma. Sen de gülme. Ne o? Hoşuna mı gitti? Ne sırıtıyorsun? Ay yok bir şey. Şu gereksiz aşık oldu bu. Saçma sapan konuşmayın be, ne alakası var?